İçer TV'desiniz, İçer gündemindesiniz efendim. Mersin'le ilgili, Mersin'de, Türkiye'de, dünyada ne yaşandıysa Mersin'i de ilgilendiren her şeye programımızda yer vermeye çalışıyoruz. Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da, İçer TV'nin internet sitesinde canlı yayındayız. Radyo Klas'ta da frekansınıza canlı olarak eş zamanlı İçer TV ile birlikte geliyoruz. Size aktaracağımız bilgiler, haberlerle ilgili yorumlarınızı, eleştirilerinizi ve bizim aracılığımızla kamuya duyurmayı istediğiniz konuları özellikle Facebook sayfamızda şu anda canlı olarak yayınlanan programın altından mesaj bölümünde bekliyoruz diyelim ve Mersin'e geçelim. Şimdi tabii Mersin'e değineceğiz ama Mersin'le birlikte Türkiye'yi ve dünyayı da ilgilendiren son dakika gelişmelerine de kısa kısa değineceğiz. FETÖ'yle başlayalım efendim. Mersin'de tüm Türkiye'de olduğu gibi FETÖ operasyonları devam ediyor. FETÖ'nün yeniden yapılanma durumuna, oluşumuna yönelik 24 kişi hakkında Mersin'de gözaltı kararı verildi. Bir kişi aranıyor, 23 kişi gözaltına alındı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda örgütün Mersin'de oluşturmaya çalıştığı yeni yapılanmayı izlemeye alan ekipler uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ'nün oluşturmaya çalıştığı yeni yapılanmada örgütsel toplantılara katılıp bu toplantılarda himmet adı altında para toplanmasına olanak sağlayan ve aralarında bölgeci diye tabir edilen kişilerin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ-PDY operasyonunda 23 kişi gözaltına alınırken bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şimdi efendim bu FETÖ'yü yani şu açıdan anlamakta zorlanıyorum ben hakikaten. Şimdi Cumhuriyet'in şöyle söyleyelim, şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşantısı boyunca 650 yılı aşkın o süre boyunca ayaklanma olmadı mı? Oldu, ayaklanmalar oldu. Osmanlı'dan önce Anadolu Selçuklularında, Selçuklularda, diğer Türk devletlerinde, Altın Ordu'da, Göktürkler olmadı mı ayaklanmalar? Oldu. Ve bu ayaklanmaların hepsi de bastırıldı iktidardaki kişi ya da iktidardaki parti ya da iktidardaki aile ya da halk tarafından, asker tarafından bu ayaklanmalar en kanlı şekilde bastırıldı. Ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda da günlerde de ayaklanmalar olmadı mı? Oldu tabii ki. O ayaklanmalar olmasaydı belki Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları şu andakinden daha da geniş olacaktı. O ayaklanmalar olmasaydı belki Musul ve Kerkük, Süleymaniye şu anda Türkiye sınırları içerisinde olacaktı. Belki Ege Denizi'ndeki bazı adalar Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde olacaktı. Şimdi FETÖ yani neyi istiyorsun? Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak evet eyvallah. Osmanlı'yı mı getireceksin geriye? Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktıktan sonra. Türkiye Cumhuriyeti'ni paylaşacaksın, böleceksin. İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar ya da Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp yeni bir devlet kuracaksın. Yani bu emellerinin herkes farkında. Herkes farkında. Yani kundaktaki çocuktan tut da sokakta gezen kediye, köpeğe kadar ya şurada Mehmet amcanın ahırındaki eşeğe kadar herkes bunun farkında. Millete zararlı FETÖ, devlete zararlı, vatana zararlı, millete zararlı. Ya buna rağmen yani şu merkepteki akıl kadar akıl yok mu bu insanlarda hala FETÖ'nün peşinde koşuyor? Ya şuradaki köpekteki akıl kadar akıl yok demek ki. Şu bizim binanın altındaki kediler kadar akıllı değil demek ki bu insanlar hala FETÖ'nün peşinde koşuyor ya. Ya anlamakta ben bunu anlamakta zorlanıyorum işte. Ya bunu anlamakta hakikaten zorlanıyorum yani. Ne var yani bu insanlara ne yedirildi, ne içirildi? Yani bunların
Bunlara bir çip mi takıldı? Ne oldu? Yani bunlar bu şekilde nasıl FETÖ'nün peşinde koşabiliyorlar? Ya bir insan nasıl yaşadığı bu ülkeye, bu vatana, bu bayrağa, bu millete nasıl ihanet edebilir? Yani ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Hakikaten zorlanıyorum ya. Yani bir hani bir şey vardır yani bir şu anda adını unuttum. Yani diyelim ki bunların geni bozuk, bunların cismi, cibiliyeti bozuk. Şimdi aklımı da dağıttın Ezel. Neyse. Şimdi yani evet FETÖ'ye de operasyon düzenlendi. Operasyonların ardı arkası kesilmez inşallah. Devam eder bunların tamamı bu topraklardan silininceye kadar değerli seyirciler. Şimdi diğer bir konuya gelelim. Diğer bir konu üzücü bir konu ama şükür ki yaralı var. Yani ölü yok şükür ki, onu demek istiyorum. Yani hayat kaybı olmadı şükür ki. Mersin'de sabah saatlerinde gece yağmur yağmıştı. Damlama mevkiindeki orada çok sık kaza oluyor. Bir otobüs kaydı ve devrildi. 25 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı. İstanbul-Mersin seferini yapan yolcu otobüsü, TEM yolunun Tarsus yakınlarındaki damlama mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 25 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Devrilen otobüs içerisinde sıkışan iki kişi ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Allah kötülerimizin başına bile getirmesin. Şimdi son dakika gelişmeleri var. Onlara da değinelim değerli seyirciler. Hatırlayacaksınız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir af konusunu gündeme getirmişti. Hatta Alaaddin Çakıcı'yı cezaevinde, hastanede ziyaret etmişti. Ondan sonra bu af konusunu gündeme getirmişti ve nasıl bir parti lideri bir mafya babasıyla, bir mafya lideriyle bir araya gelir diye de kendisi eleştirilince Alaaddin Çakıcı dava arkadaşımdır diyerek destek vermişti. İşte sonra ne oldu? Bugün Alaaddin Çakıcı'yla irtibatı olduğu belirlenen 24 kişiye gözaltı kararı verildi ve bu kişiler gözaltına alındı. Alaaddin Çakıcı'yla irtibatlı kişilere 11 ilde operasyon düzenlendi eş zamanlı ve 24 kişi gözaltına alındı değerli seyirciler. Alaaddin Çakıcı'ya af beklenirken Alaaddin Çakıcı'yla irtibatlı kişiler gözaltına alındı. Bu da bir son dakika gelişmesi. Bunun haricinde geçen dün değil evvelsi gün ekranlarınıza getirmiştik sevgili izleyiciler. Denizli'de terörist zabıtalar pamuk şeker satan bir çocuğu hırpalamış, kollarını bükmüşlerdi. Yani orada bir PKK'lı terörist, bir FETÖ'cü terörist, bir DEAŞ'lı terörist yakalasalar o anda çarşıda o zabıtalar emin olun o zavallı çocuğa davrandıkları gibi davranmazlar. Ezel o görüntü duruyor mu bilemiyorum ama benimle ilgilenirsen çok daha iyi olur, sevinirim. O görüntü duruyorsa o görüntüyü ekrana getir. Çocuğun kollarını bükerek o zabıtalar çocuğun pamuk şekerlerini de yere atmış ve üstelik de üstünde çiğnemişlerdi. Sonra ilgili belediye o zabıtayı görevden aldı, görevden uzaklaştırdı. Bu iyi bir haber, güzel bir haber. İşte görüyorsunuz bakın. Yani o çocuk PKK'lı terörist olsa, yüzlerce kişinin kanına girmiş bir DEAŞ'lı olsa, bir FETÖ'cü olsa o zabıtalar öyle davranmazlar. Bakın zavallı bir çocuğa ne yapıyor. Bu olay Denizli'de yaşanmıştı efendim. Çocuğun tek suçu evini geçindirmeye çalışması, pamuklu şeker satması. Bakın o pamuk şekerler de yerlerde. Birazdan da o terörist zabıta bakın ayaklarıyla o pamuk şekerleri eziyor efendim. Bu kişi teröristtir. Bu kişi, bunu yapan kişi teröristtir. İnsanlık teröristidir. Vicdan teröristidir. Namus, şeref teröristidir. Ve bu saymış olduğum özelliklerin, ulviliklerin hiçbiri de bu kişide yoktur. Bu kişi gibi davranan kişilerde de yoktur. Bu kişi, bu terbiyesiz, ahlaksız zabıta memuru görevden uzaklaştırıldı ilgili belediye tarafından.
Şimdi o çocuk o pamuk kolu bükülen ve sonrasında o pamuk şekerleri satmaya çalışan, bakın bu çocuk diyor ki, seyyar satıcı, o çocuk diyor ki onun da bir ailesi var. Çoluk çocuğu var o zabıtanın da. İşinden olmasın diye onu savundum demiş. Şikayetçi olmamış zabıtadan, bakın. Karakola götürüldüğünde çocuk, o kolunu büken zabıtaların hiçbirinden şikayetçi olmamış. O güzel çocuk, o ahlaklı çocuk. Demiş ki ya onların da şimdi bir ceza alabilirler mi diye sormuş. Alabilirler dedik cevabını alınca da, ya onların da bir ailesi var, çoluk çocuğu var. Onlar da evlerini geçindirmeye çalışıyor. Yazık olmasın onlara, işlerinden olmasın demiş o güzel çocuk. O zabıtalar utandı mı peki? Utanmaz. Utanacak karakterde, şahsiyette olsa zaten o hareketi yapmaz. Şimdi bu da bir son dakika gelişmesi. Bunun haricinde başka bir son dakika gelişmesi var mı diye bakalım. Şöyle bir gelişme var CHP ile ilgili. Ezan Türkçe okutulsun diyen Öztürk Yılmaz'ın itirazını CHP reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın tedbir kararıyla ilgili itiraz başvurusu görüşüldü. Toplantıda itirazın reddine, tedbir kararının devamına karar verildi. Bu CHP milletvekilini, değerli seyirciler, Öztürk Yılmaz'ı destekleyenler de var, karşı çıkanlar da var. Konu hala gündemdeki yerini koruyor diyelim. Başka bir son dakika gelişmesi var mı diye şöyle bir göz attığımızda, İçişleri Bakanlığı iki belediye başkanını görevden aldı. Bu da bir son dakika bilgisi. Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük'le Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar İçişleri Bakanlığı tarafından az önce görevden uzaklaştırıldı. Tekrar ediyorum. Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ve Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevden uzaklaştırıldı İçişleri Bakanlığı tarafından. Yine son dakika bilgisi var mı diye göz atalım değerli seyirciler. Ulaştırabileceğimiz bilgiler nelerdir diye. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kış nedeniyle mesai saatlerinin yeniden düzenleneceğini duyurdu. Bu da tabii ki havanın erken kararması, havanın geç aydınlanması nedeniyle sorun yaşayan, özellikle de memurları ilgilendiren bir konu. Umarız öğrenciler için de bir düzenleme yapılır. Mesai saatleri tabii öğretmenler için yapılınca doğal olarak öğrenciler için de olacak ama öğrencileri daha da bir memnun edecek düzeyde umarız yapılır. Mesai saatleri yeniden düzenlenecek diyelim. Şimdi tekrar dönelim Mersin'e. Mersin gündeminde neler var, o konulara değinelim. Şimdi bir orman yangını demeyelim aslında. Yani bir mahalledeki ağaçlık alanda Anamur ilçesinde Çarıklar Mahallesi'nde yangın başladı. Bu yangın kısa sürede ormanlık alana, narenciye bahçelerine, seralara sıçradı ve söndürüldü. Sonrasına da geleceğiz. Önce bir yangına bakalım efendim. Mersin'in Anamur ilçesinde mahalle içerisindeki ağaçlık alanda başlayan yangın narenciye bahçelerine ve ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 50 dönümlük alanda hasara yol açan yangında bir ahır da yandı. Yangın Anamur Çarıklar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ağaçlık alanda başladı. Zaman zaman saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar ağaçlık alandaki yangının büyümesine ve narenciye bahçeleriyle ormanlık alana sıçramasına neden oldu. Yangının hızla yayılması üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri de ambulanslarla birlikte sevk edildi. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangında bir ahırın yanması sonucunda iki küçük baş hayvanla kümes hayvanları telef oldu. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın güçlükle söndürülebildi. Biz vardık evde, hala ateş çıkarıyordu teller, ceyran telleri. Ceyranı ben kestim. Alçak gerilim hattının mesafenin çok uzun olmasından dolayı fırtına nedeniyle yangın ondan çıktı. Telleri çarpmasından dolayı çıktı. Başka bir sebebi yok. Ceyran bir gitmiş bir gelmiş, ondan sonra anında
Çok yangın başladı. Odunla şeyle birbirine bağlamışlar. Çarpmaması için. Faydası olur mu? Bu yangının sebebi bunlar. Bu halkın yaşadığı sıkıntı bunlar. Bu şekilde bağladıkları halde elektrik telleri birbirine değdiği zaman yangın çıkma ihtimali oluyor. Çıkıyor da. Bu yaşadığımızın sebebi bu tellerden. Yukarıdaki telleri görüyorsunuz. Aynı şeyde bağlanmış ama birbirine mesafe olmadığı için çarpıyor. Çarpma etkisinden yangın çıkıyor. Biz bunu dile getiriyoruz. 15-20 gündür söylüyoruz. Başka sıkıntıdan dolayı da arıyorum ama dönüp bakmıyorlar. Şimdi yangının çıkmasından dolayı büyük ve küçük baş hayvanlarımız telef olmuş durumda. Vatandaşımızın evi de yanmak riski oldu. Biz burada zorlukla söndürdük. Vatandaşımız mağdur oldu. Bunun sebebi dediğim gibi bu elektriklerden, tellerden, TEDAŞ'ın yapmamış olduğu hizmetlerden dolayı. Yani biz aramamıza rağmen bunlar oluyor. Bu vatandaşa yazık değil mi yangından dolayı? Hayvandan oluyor, evinden olacak, canından olacak. Şimdi bir vatandaş gösterdi bakın, yani elektrikle ilgili o kuruluş yapmış, teller birbirine değmesin diye de derme çatma o ağaç dallarıyla bağlamış. Tabii gelişi güzel yapılmış, eski teller, eski direkler, mahalleli bundan bıktı ve mahalleli şikayetini dile getiriyor. O şikayet de şimdiki haberimizde. Evet. Mersin'in Anamur ilçesinde elektrik telleri nedeniyle 4 kez yangın çıkan bölgedeki vatandaşlar bu durumdan elektrik dağıtım firmasını sorumlu tuttu. Çarıklar Mahallesi Şehit Abdullah Çakar Sokağı'ndaki tarım ve orman arazilerinin bulunduğu bölge, ikincisi geçtiğimiz 3 ay içerisinde olmak üzere toplam 4 kez yandı. Elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların yol açtığı iddia edilen yangınlarda hayvanlarının telef olduğunu öne süren mahalle halkı direklerin kaldırılmasını istedi. Kaç milyar mı? Bu dördüncü kez buraların yanısı. Ya ceyren çarpışmış orada gelip ya giderdi. Ataş almış. 1989'da dikildi bu şeyler. Ağaç direkler. 89'da dikildi. Hala değişecek, hala değişecek. Şu yangını o eve geçse, dört eve geçse ne yapacaktı? He, 4, 8, 9 aylık yaşlı adam var orada. Ne olacaktı onlar? Yanacaktı. 3 ay önce burada yangın çıktı. Teller onaracaktı. Direkler değişecekti. Yine aynı, yine aynı. Jandarma da geliyor. İlçe tarımdan adam isteyen. İlçe tarımdan. Gelsinler, baksınlar. Evet, yangın burada görünüyor işte. Kıl pay kurtulduk biz. Akşam da bu şekilde biz bu korkularla çocuğumla, 3 yaşında bir çocuğuyla ben bunalıma kaldım. 3 ay önce de yandı abi benim. Hiçbir zararım karşılanmadı. Benim mallarım yandı. Hiçbir bakan olmadı. Kim baktı bize? Bakan olmadı. 3 ay önce bizim evimizin olduğu yer yandı. Ne bu durum? Gece saat 12.30 civarlarında şu buharda ceyran teline dolandı. Haydi ceyran olsaydı bizim alımız ne olacaktı? 6 milyar vermişler. Kaç ağaç vermişti 6 milyar? Benim ağalım yandı, yemim yandı, malım yandı, tavuğum yandı. Ne olacak? Alçak gerilim hattının mesafesi çok uzun olduğundan, bir de 1982 yıllarında yapılan enerjisinin elektrik çalışmasından dolayı teller yıprandı. Zaman zaman ağaç direk olması nedeniyle yattı. Bunu da enerjisan bir türlü başkelemiyor. Bir gün bir yerde arıza veriyor, bir gün bir yerde arıza veriyor. Aynı mahallede yaklaşık 4 ay arayla 2 sefer yangın çıktı. Genel sebep bu. Şimdi ya çok acayip bir şey. Şimdi vatandaş elektrik parası veriyor, o yetmez. Hem parasından oluyor hem de malından oluyor. İşte yani ahırı yanıyor, keçisi yanıyor, tavuğu yanıyor. Serası yanıyor. Ya parasını veriyor. Kullandığı elektriğin parasını veriyor. O parayla satın aldığı elektrik ona zarar veriyor. Şimdi faturanızı ödemediğiniz zaman o elektrik kesiliyor değil mi? Gelip kesiyorlar. Hem de koşa koşa geliyorlar. Ama bir gayretle geliyorlar ki hiç sormayın yani. O gayretle elektriği kesmeye, o saatten o kabloları çıkarmaya geliyorsunuz ya. Artık TEDAŞ mıdır, Enerjisa mıdır? Toroslar Elektrik Dağıtım, yani adı neyse o firma, neyse yani ona koşa koşa geliyor ya o elemanlarınız. Yani ağzıma da bir şey geliyor ama onu demiyorum işte hakaret olmasın diye. O elemanlarınız geliyor ya. İşte bu elektrik tellerini, bu elektrik direklerini yapmak için niye elemanlarınız öyle koşa koşa gelmiyor? Bunu niye görmüyorsunuz?
Para, işin içinde para var. Evet, yani paranız gitmeden para kazanmak istiyorsunuz. Ya buna da bir Allah'ın kulu ses çıkarmıyor. Yani ne kaymakam, ne belediye başkanı, ne efendime söyleyeyim bir siyasi partinin ilçe başkanı, ne Muhtarlar Derneği başkanı. Ama geçmiş yıllarda Muhtarlar Derneği başkanları bas bas bağırdılar. Yani mahallelerde karanlık yerler var, dilekler eski, şu bu. Ama onların da yüzüne bakıp da bu işleri yapan olmadı. Ne bir belediye başkanı, ne valilik, ne vali yardımcısı. Ya kimse de sesini çıkarmıyor. Vatan, ya düşünün yani aynı şunun gibi. Bir tane köpek satın alıyorsunuz. Satın aldığınız köpek de geliyor sizi ısırıyor. Ondan sonra da hastaneye gidiyorsunuz, tedavi görüyorsunuz, tekrar geliyorsunuz. Ve bunu da bir yaşamın gerekliliği kabul ediyorsunuz. Böyle bir mantıksızlık var mı ya? Parasını verip elektrik satın alıyorsunuz. Satın aldığınız elektrik evinizi yakıyor, ahırınızı yakıyor, keçinizi öldürüyor. Ondan sonra da diyorsunuz ki ilgili yetkili kişi haklı olarak gelsin burayı değiştirsin. Kimse de gelmiyor. E ne yapmak lazım o zaman efendim? Yani ne yapmak lazım? Yani sıradan vatandaş ne yapsın? Ne yapsın? Ben soruyorum. Cevabını bilen yazsın hadi buraya. Ne yapsın? Sıradan vatandaş ne yapsın? Şimdi gelelim diğer bir konuya. Hangi konuya gelelim? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümü ve bunun içinde Mersin'de tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümü Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet alanında düzenlenen ve Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu başta olmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Mersin Şubesi'nin üyeleri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Başkonsolos İnanıroğlu, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümünü Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç noktası ve biz Kıbrıslı Türkler için ayrı bir yeri olan Mersin'de 5. kez sizlerle kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Cumhuriyetimizin 35. yılı kutlu olsun. Değerli konuklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zulüm ve haksızlıklara karşı büyük bir fedakarlık gösteren Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenliğe olan inancı sonucu kurulmuştur. Kıbrıs Türk halkı bugün kendi devletinde, ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi altında, güven ve barış içerisinde yaşamaktadır. Konuşmaların ardından liseler arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Birincilerin eserlerinin okunduğu tören halk oyunları gösterisiyle sona erdi. Yavru palazımı da avlayamadı. Şimdi efendim bir tane yaratık var. Başına da kırmızı bir fes takıyor ya, bir yaratık. Yani buna şimdi ben hayvan demiyorum, hayvana hakarettir. Yani yılan, akrep, köpek demiyorum, onlara hakarettir. Dışkı da demiyorum, dışkıya bile hakaret olur. Yani bir yaratık, yani bir, ya ucube bir şey, yani acayip bir yaratık, fesli bir yaratık var ya. O yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çok çirkin sözler söylemiş. Çok çirkin sözler söylemiş yani Atatürk'le ilgili. Ve hiçbir, yani eğer bir Müslüman, yani bir Müslüman Atatürk'ü sevemez demiş, sevmemelidir demiş. Seviyorum derse o ya ahmaktır ya da sahtekardır gibi saçmalamış yine. Yani saçmalık bile değil, yani bir yaratık. Yani şimdi yani Diyanet İşleri Başkanı da gitti ya, işte bir yaratığı sevmeye gitti. Nasıl bunu da kendisine yedirdi, nasıl da kendisine bunu layık gördü, onu anlamak da çok zor. Gönderildi tabii ki kendisi bir şekilde oraya. Yani ne yapıyor şimdi? Ya bakın efendim, şimdi gelin yani insanlar bunun için bir şey yapsınlar. Yani ya şimdi bak, bir de şöyle bir şey var. Bu yaratık çıktı ortaya, Ulu Önder Atatürk için ileri geri konuştu.
Ya Atatürkçü Düşünce Derneği'nden, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden, yani Atatürkçülüğü benimsemiş, Atatürk'ün devrimlerini, ilkelerini topluma yol olarak göstermeyi amaçlamış hiçbir sivil toplum kuruluşundan tık yok ya, kimseden bir tane ses çıkmadı. Niye? Yani eğer çıktı da ben duymadıysam özür diliyorum. O benim eksikliğim. Demek ki yani herhangi bir noktaya yani gözden kaçırmışım. Yani yeteri kadar okuyamamışım. Yeteri kadar izleyememişim demek ki. Onun için ben özür dilerim. Atatürkçü Düşünce Derneği'nden, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve yani buna, bunun gibi STK'lardan hiç ses çıkmadı. Bu yaratığa karşı. Yani bir ortak basın açıklaması, ne bileyim, basın açıklamasıyla da iş bitmiyor. Yetmiyor işte bak. Basın açıklaması ya da bir ne bileyim basın toplantısı ya da bir işte parkta, bahçede ya da bir mekanda eline kağıdı alıp da işte bu böyledir, bu böyledir, bu böyle olmamalıdır demek nedir biliyor musunuz? Toplumun gazını almaktır. Ya toplanacaksın efendim. Yani ben şimdi yani insanları da galyana benim lafımla gelecekse de gelsin. Örnek veriyorum, Mersin'de Özgür Çocuk Parkı'nda toplanacak insanlar bir platform çatısı altında, yasal izinleri de alacak. Valilikten, emniyetten alınması gereken izinleri de alacak. Bildirimlerde de bulunacak. Özgür Çocuk Parkı'nda binlerce insan toplanacak efendim. Toplanması lazım. Ellerinde fener alaylarıyla, yani fener alayı olması lazım. Ellerinde fenerlerle geceleri sabahlara kadar insanların yürümesi lazım. Ya ne bileyim yani. Ya Meral Akşener'in evinin önünde toplananlar Kadir Mısıroğlu'nun evinin önünde niye toplanmıyor Allah aşkına? Yani ben bunu merak ediyorum ya. Ya bir haberde de çıksın Kadir Mısırlıoğlu'nun evinde o terbiyesizin, o ahlaksızın, adını da ağzıma aldım özür dilerim yani, böyle adres bildirmek için aldım. Yani evinin önünde birileri toplanıp da Kadir Bey sen, yani bey, tövbe estağfurullah, bey de dedim buna, sinirliyim. Yani sen ne yapıyorsun, sen ne saçmalıyorsun, sen ne, nasıl konuşuyorsun, niye kimse demiyor, niye kimse sormuyor? Ama şimdi ben bunları söyledim ya, yarın bana bir dava kağıdı gelir. Beni mahkemeye çağırırlar. Adliyeye davet ederler beni. Şimdi efendim devam edelim. Devam edeceğiz. Cemalettin Şahin demiş ki abi diline sağlık ama bu yaratık için değil. O Anamur'daki elektrik sorunu için. Teşekkür ediyorum. Şimdi diğer konulara da gelelim. Mahir Eller isimli bir proje var. Şimdi bu proje ile tabii asıl amaç Suriyeliler. Suriyelilerin meslekleri belirlenecek, bu mesleklerde yetenekleri değerlendirilecek ve Mahir Eller projesiyle sonrasında meslekleri alanında bu kişilere belgeler verilecek ki çok rahatlıkla iş bulabilsinler, buldukları işlerde de rahat çalışabilsinler diye. Buna yönelik toplantı yapıldı. Bu projenin ortağı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 12 ilde yapılacak Mersin'le birlikte. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın da ortakları arasında yer aldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Mahir Eller projesi başladı. Projeyle projenin uygulanacağı 12 ilde Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin mevcut mesleki becerilerinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi amaçlanıyor. İç savaş öncesinde Suriye'nin nüfusu 23 milyon civarındaydı. İç savaş sürecinde 300 bin üzerinde Suriyeli hayatını kaybetti. 7 milyon üzerinde Suriyeli de ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkesini terk eden Suriyelilerin yaklaşık yarısını Türkiye'de misafir ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için kendi kaynaklarımızdan yaklaşık 32 milyar dolar harcama yaptık. Biliyoruz ki ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için bu bir tercih değildi. Aksine mecburiyetti. Halkımız burada çok ciddi bir duyarlılık ve dayanışma örneğini gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah milletimden razı olsun. Mesleğini belgele, farkını koy ortaya sloganıyla başlatılan projenin açılış toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in katılımıyla yapıldı. Aralarında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın da bulunduğu 12 ildeki odalar tarafından yürütülecek projeyle toplam 20 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Avrupa Birliği destekli ve 15 milyon avro bütçeli proje 12 ilde gerçekleştirilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TEPAV ortaklığında yürütülen projeyle geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye ekonomisine entegrasyonunu sağlamak amaçlanıyor. 2 sene sürecek proje Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde uygulanacak. Proje kapsamında 20 bin kişinin beceri haritası çıkartılacak ve mesleki yetkinlikleri belirlenecek. 20 bin kişi mesleki yeterlilik sınavlarına alınacak ve 15 bini belgelendirilecek. Belgelendirilen kişiler arasından 3 bin kişi istihdam edilecek. Ayrıca 2 bin kişiye de Türkçe dil kursu verilecek. Şimdi efendim bir mesaj geldi. Nihat Gümüş diyor ki zorla Atatürkçülüğü beynimize sokamazsınız. Haklısın Nihat. Beyninize zorla Atatürkçülüğü sokamayız. Yani çünkü beyin yok ki nereye Atatürkçülüğü yerleştireceksin, nereye sokacaksın Atatürkçülüğü. Şimdi devam edelim. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz hafta sonunda, yani bu haftanın ortalarında İstanbul'daydı. İstanbul'da Kalder TÜSİAD'la birlikte 27. Kalite Kongresi'ni düzenledi. Orada Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ büyük ödüller aldı. Bakalım efendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalder 27. İstanbul Kalite Kongresi'nde Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi, MESKİ Genel Müdürlüğü ise Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Kalder ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen 27. Kalite Kongresi ödül törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da katılarak Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'ni aldı. Sürdürülebilir ortak gelecek temasıyla düzenlenen 27. Kalite Kongresi'nde birçok kurum ve üst düzey kurum yöneticileri de yer aldı. Kalite gerçekten olmazsa olmaz bir yolculuk. 20 yıllık Tarsus Belediyesi Başkanlığı döneminde Tarsus'a başlattığımız kalite yolculuğunu 2014-30 Mart'ından bu yana da Mersin'de gerek Büyükşehir gerekse de Mersin olarak sürdürüyoruz. Bunun bir hayat biçimi olması için arkadaşlarımızın yoğun bir çabasını görüyoruz, biliyoruz. Tarsus'ta başlattığımız o çalışmanın 2012 yılında mükemmellik büyük ödülüyle taçlandırılmasından sonra 2014'te Mersin'e geçerken Tarsus'a da bir vebal bıraktık ve bu işin mutlaka sürdürülmesi gerektiğini söylemiştik. Çok şükür Tarsus Avrupa'da yolculuğunu sürdürüyor. Darısı Mersin Büyükşehir ve MESKİ ediyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizi bu şekilde ödülle taçlandıran kalite değerlendiricilerle, kalite yönetim kuruluna ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli seyirciler, Mersin'in Tarsus ilçesinde Güney Kore'nin desteğiyle Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı törende. Güney Kore Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki göçmenlere yönelik başlatmış olduğu Göçmen Sağlığı Merkezi projesi kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen Sağlıklı Yaşam Merkezi törenle açıldı.
Proje, Güney Kore tarafından 2016 yılında yapılan 5 milyon dolarlık hibe ile başlatıldı. Proje kapsamında 6 ilde daha, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerleşkelerde sağlıklı yaşam merkezleri inşa edilecek. Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong, "Ben Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli'ye kapılarını açarak onları dostça gözetmekte olduğunu iyi biliyorum. Türkiye'nin bu cömertliği ve insaniyeti uluslararası toplumdan büyük bir övgü almaktadır. Güney Kore Devleti, Türkiye'deki sığınmacılara yardım edilmesi için bu süre zarfında 14 milyon dolar destekte bulunmuştur. Bugünden itibaren bu sağlık merkezinin Suriyeli sığınmacılarla birlikte bölge halkına kapılarını sonuna kadar açarak insanlara yardımcı olup acılarını dindirebilen bir yer olmasını diliyorum," diye konuştu. Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter de törende yapmış olduğu konuşmada Sağlık Bakanlığı'nın yılda yaklaşık 10 milyon Suriyeli'ye muayene hizmeti verdiğini belirterek 1,5 milyon kişinin de ameliyatlarının yapıldığını aktardı. Tarsus'ta ayrıca 7 göçmen sağlığı merkezi daha bulunuyor ve bu merkezlerde 32 Suriyeli hekim ve 27 Suriyeli hemşire görev alıyor. Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu hayvan bakım merkezinde Türkiye'nin en kaliteli hizmeti veriliyor ve bu hayvan bakım merkezinde tedavi gören özellikle köpeklerin iyileşme oranı da Türkiye ortalamasının üstünde. Türkiye'nin ilk köpek fizik tedavi merkezi ve terapi havuzu Mersin'de. Mersin'de köpekler için bir ilk olan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile terapi havuzu uygulamasına başlandı. Yaralı ya da felçli olarak merkeze götürülen köpeklerin tedavileri yapılıyor, rehabilitasyon havuzlarında veteriner hekimler denetiminde can simitlerine bağlanarak yüzdürülüyor. Hayvanların tedavisinde %60 oranında başarı sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi'nde yaptırılan 2 metreye 8 metre boyutlarında 2 havuzda köpekler tedavi ediliyor. Şimdi önce trafik kazalı hayvanımız buraya geldiği zaman kayıt altına alıyoruz. Nerede kaza oldu, iç kanama var mı yok mu, onu kontrollerini yaptıktan sonra kanamayı durdurucu iğnelerini yapıyoruz. Daha sonra kanama durduktan sonra röntgenle iç organlarını, işte kemik yapısını, onu yapısına bakıyoruz. Nerede kırık var, nerede çıkık var, olay nedir onu tespit ediyoruz. Daha sonra da işlemlere başlıyoruz. Özellikle bu yarı felç olaylarında masaj çok önemli. Hayvanlarımıza günlük masajlar yapıyoruz. Traksiyon aletimizle birazcık gerdirerek özellikle o hassas bölge üzerinde nokta atışları yaparak çalışmalar yapıyoruz. Tabii bu uzun süre bir tedavi gerektirdiği için hayvanlarımız yatmaktan dekubitüs yaraları meydana geliyor. Onu önlemek amacıyla da yürütecekler yaptık. O yürüteçlerin içerisinde gün boyu veyahut da günde bir saat, iki saat ayakta kalarak o yaraların oluşmasını önlüyoruz. Ardından köpeklerimizin hareketlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla da terapi havuzları geliştirdik. Bu da Türkiye'de ilk. Yine sağ olsun başkanımız büyük fedakarlık yaparak bu incelikleri de gösterdi. 2 metreye 8 metre boyunda yaklaşık 16 metrekarelik havuzlarımız var. Can simitlerini de aldık. Köpeklerimizi onlara bağlayarak günlük yarım saat, bir saat yürütmeye çalışıyoruz. Böylelikle hareketlerini de sağlıyor ve tedavi amacında da büyük fayda sağlıyorlar. Tedavi sürecimiz oldukça kısalıyor. Tedavi bakımı oldukça kısalıyor. Belli bir saat aralıkta fazla sayıda köpekleri de tedavi etmeye başlıyoruz. Böylelikle zaman kaybını da, iş kaybını da önlemiş oluyoruz. Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuklar sahili temizlediler. Eko Okul projesi kapsamında. Mersin'in Erdemli ilçesinde Eko Okul isimli proje kapsamında 25 öğrenci geleceğini çöpe atma diyerek sahil temizliği yaptı. Sultan Akın İlkokulu öğretmenlerinden Sultan Yıldız'ın hazırladığı
Eko Okul Projesi çerçevesinde bir araya gelen 25 öğrenci, ilçedeki yaşıtları ve büyüklerine çevre bilincini aşılamak için örnek bir çalışmaya imza attı. Ellerindeki çöp poşetleriyle yaklaşık 1 kilometrelik Erciyes sahiline gelen öğrenciler, kısa süre içerisinde kumsaldaki atıkları çöp poşetine doldurdu. Daha sonra bu poşetleri de belediyeye ait çöp aracına atarak geride tertemiz bir sahil bıraktı. Okul müdürü Fatih Öngeli şunları söyledi. Projemiz EkoTeam, okulumuzda kurmuş olduğumuz Eko Okullar Projesi'nin bir parçası. Çocuklarımıza çevre bilinci vermeye çalışıyoruz. Bu çevre bilincinde bir parçası olan da sahilde sahil temizliği yapmaktı bugün amacımız. Çocuklarımızı bu açıdan topladık bugün ve sahil temizliği yapıyoruz. Zaman zaman böyle etkinliklerimizle çevreye duyarlılığımızı öğrencilerimize göstermeye çalışıyoruz. Bu şekilde bir projemiz olacak. Geleceğini çöpe atma. Şimdi efendim devam ediyoruz İçer gündemine ve yine ilgi çekici bir haber ekranlarınıza geliyor. Güzel bir haber, bakalım efendim. Mersin'de yaşayan 69 yaşındaki Bedri Taşkınlar, arkadaşının tarlasından çıkan ve 500 yıllık olduğu sanılan ağaç kökünü dükkanının önünde sergiliyor. 4 metre uzunluğu ve 3 metre genişliğiyle dikkat çeken ağaç kökü, temizlenip işlendikten sonra dekor olarak kullanılabilecek. Midye, taş, ona benzer şeyler toplamaya başladım. Daha sonra onlar yazın olmayınca ağaçları görmeye başladım. Çok şekilli ağaçlar vardı. Onları toplayıp birbirine ekleyerek şey yaparak ortam, bir güzellik sergilemek istedim. Benim bu işlerle uğraştığımı gören bir arkadaş filanca yerde bir ağaç var dedi. Gittim baktım 3-4 tane bu ağaçlardan var. Bundan 15-20 gün önce Kıbrıs plakalı bir araba geldi. Oteki ufak ağacı yaparken bana sordular, satıyor musun? İlk önce yok diyecektim. Sonra evet dedim. Ne istiyorsun? Dedim bir araba. Gülmeye başladılar. Hadi 8-10 milyon desen tamam da nasıl şey oluyor, bir araba oluyor? Dedim ya siz Nasrettin Hoca'yı tanıyor musunuz? Evet dediler. Koskoca Nasrettin Hoca dedim, o zat ipi vermemek için un seriyor da benim buna bir araba istediğim çok mu? Ben bunu denizden çıkarttım. Zaten bütün o büyük ağaç hariç hepsini deniz kenarından topluyorum. Bakın mesela şu tura gibi örnek veriyorum. Bu mesela şekerlik gibi, daha yapımını yapmadım. Şimdi efendim bir haberimiz daha var. O haberimiz de güzel bir haber. Bakalım efendim. Mersin'de bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Tiyatro Festivali 17 Kasım Cumartesi günü başlıyor. Festival kapsamında tüm oyunlar ve atölye çalışmaları Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Cumartesi günü saat 19'da Bir Garip Orhan Veli adlı tiyatro eseriyle başlayacak olan festival 21 Kasım'da sona erecek. Mersin Tiyatro Derneği üyeleri Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde festival tanıtımını yaptı. 2015 yılında birincisini düzenlediğimiz Uluslararası Tiyatro Festivali'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlemenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 4 yıl önce Uluslararası Tiyatro Festivali'nin birincisini yaparken böylesi büyük bir organizasyonu ilk kez yapmanın sıkıntılarını yaşadık. Ama her yıl biraz daha tecrübelendik. Her yıl daha çok seyirciye ulaştık. Oyunların tamamında dolan salonlar, bilet bulunamayan, ayakta izlenen oyunlar, yoğun katılımla gerçekleşen atölye çalışmaları ve her etkinliğe katılmak için uğraşan geniş bir izleyici kitlesi. Bunlar Mersin halkının festivali sahiplendiğinin, Mersin'e ait kalıcı bir festival yapmak hedefimizin gerçekleştiğinin göstergesidir. Bu yolda yürürken ayağımıza çarpan taşlar yüzünden yolumuzdan dönmedik. Amacımızdan vazgeçmedik ve kapalı gişe oynanan oyunlarla 3 festivalimizi tamamladık. Elbette ki bize destek veren kişi ve kurumların bu zorlukları aşmamızda etkisi büyüktür. Salonlarını festivalimize ücretsiz tahsis eden Yenişehir Belediyesi'ne festivalimize ve sanata verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.
Kurulduğumuz günden beri Mersin'e kalıcı, kaliteli ve Akdeniz'in ruhuna uygun bir tiyatro festivali kazandırmanın uğraşı içinde olduk. Her yıl bu uğraşımızda biraz daha yol kat ettik. Bugün geldiğimiz noktada Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali beklenen, ses getiren, takip ve merak edilen bir festival oldu. Festival etkinliklerimizle daha yaşanılası bir kent ve dünya özlemimize biraz daha yaklaştığımızın bilincindeyiz. Zira sanat kültürümüzü devam ettiren, bireyi ve toplumu çağdaş bir dünyaya yönlendiren çok önemli bir varoluştur. Yeni düşünceler topluma en güçlü ve en kalıcı bir biçimde sanat ile ulaşmaktadır. Mersin Tiyatro Derneği'nin amacı her yıl olduğu gibi tiyatral çalışmalar oluşturarak yeni nesillerle Türk tiyatrosunu geleceğe taşımak, kaliteli çalışmaları kültür ve sanat şehri olan Mersin'imize getirerek iyi bir izleyici kitlesi oluşturmak ve genç tiyatro sanatçılarının yetişmesine aracı olmaktır. Toplumun sanatla aydınlanacağının bilinciyle bir araya gelen bir avuç insanın kocaman bir halkı oluşturma ütopyası olarak da değerlendirebileceğimiz festival inadımızla her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemizin önemli tiyatro gruplarını buluşturan binbir emekle hazırlanmış oyunların sergileneceği, Mersin'de ilk kez yapılacak olan konulu atölyeleri ve hayatın buluştuğu bir festivalin coşkusunu daha yaşayacağız. Bizimle bu coşkuyu paylaşmaya hazır mısınız? 17 Kasım 2018 Cumartesi saat 19'da Yenişehir AKM'de buluşmak üzere. Teşekkürler. Tiyatro festivalini kaçırmayın efendim. Film festivalini kaçırmayın. Narenciye festivalini kaçırmayın. Bir hafta içerisinde Mersin'de 3 festival var. Dolu dolu güzel bir hafta geçirelim diyelim. Şimdi tabii tarihlerini de verelim. Tiyatro Festivali 17 Kasım'da başlıyor ve 21 Kasım'a kadar devam ediyor. Bütün etkinlikler Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak. Narenciye Festivali 17 Kasım'da başlıyor, 18 Kasım'da devam edecek. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında, Kültür Park'ta olacak. 30 ülkeden birçok sanatçı gelecek, gösteri grupları gelecek ve İçer Film Festivali de başladı. O da Mersin'deki sinemalarda, her sinemada bir salon, ki sanırım iki sinema var zaten faaliyette olan, bir salon festivale ayrılmış durumda. Festival filmleri o salonlarda ücretsiz izlenebilir diyelim. Şimdi gelelim spora. Sporda söz Neslihan'da. Mutlu günler İçer TV izleyenleri ve bizleri Radyo Klas 99.2 frekans üzerinden dinleyen dinleyicilerimiz, sporun gelişmeleriyle karşınızdayız. U23 Dünya Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan şampiyon oldu. Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U23 Dünya Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Cengiz Arslan Türkiye'nin göğsünü kabarttı. 72 kiloda mindere çıkan Arslan, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Ramaz Zoidze'yi yenerek altın madalyayı kazandı. Böylece Arslan, İstanbul'da finalde kaybettiği Gürcü'den rövanşı alıp Türkiye'ye bu şampiyonada ilk altın madalyayı kazandırdı. Böylece Türkiye, Greco-Romen'de bir altın, bir gümüş, iki bronzla toplamda 4 madalya aldı. UEFA Uluslar B Ligi 2. gruptaki son maçında yarın İsveç'le karşılaşacak olan A milli takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerindeki hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. A milli takım teknik direktörü Lucescu nezaretinde dün akşam saat 18.30'da gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yapıldı. Hasan Ali Kaldırım ve dün öğleden sonra kampa dahil olan Kenan Karaman takımla birlikte çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'le kasık ve belindeki problem nedeniyle tedavi olan Enes Ünal ise antrenmana katılmadı. Amililer bugün Konya'ya uçacak. Babel zam istiyor. Kuğumu'nun transfer listesi şimdiden hazır. Kartal'ın biletini kestiği Tolgay Arslan'a ise Fenerbahçe ve Galatasaray talip. Derlediğimiz Süper Lig haberleri geliyor ekranlarınıza. Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Babel'in Beşiktaş'tan talebi 3.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma olduğu öğrenilirken, siyah beyazlıların ise son olarak 2.3 milyon eurodan 2+1 senelik kontrat önerisinde bulunulduğu kaydedildi.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Medipol Başakşehir maçının devre arasında pilav yediği için gündeme oturan Tolgay Arslan konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadro dışı kalan Tolgay Arslan için Fenerbahçe ve Galatasaray düğmeye bastı. Fenerbahçe Ozan Tufan'ı, Galatasaray ise Eren'i takas olarak teklif etmeyi düşünüyor. Fenerbahçe yönetiminin devam kararı aldığı Erwin Koeman'ın aklındaki isimlerin tamamı Hollanda'dan. Koeman'ın santrofor olarak Willem Le Fransol ve Feyenoordlu Nicolai Jorgensen, orta saha için yine Feyenoord'dan Yasin Ayop ve stoper olarak da PSV'den Nicolas Mirin üzerinde durduğu belirlendi. Trabzonspor'da Malatya'da kaybedilen 5-0'lık maçın ardından ilginç bir yaptırım şekli uygulanacak. Buna göre galibiyetten prim alanların kazancı oranında ceza ödemesi sağlanacak. Bir diğer temsilcimiz Türk Telekom'sa ULEP Avrupa Kupası C grubundaki 7. maçında Valencia Basket'e 101-83 yenildi. Türk Telekom erkek basketbol takımı ULEP Avrupa Kupası C grubundaki 7. maçında İspanyol ekibi Valencia Basket'e 101-83 yenildi. Türk Telekom, İspanya'nın Valencia kentindeki Fuente de San Luis spor salonunda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-17 önde kapadı. Fakat ev sahibi takım hücumdaki performansı sayesinde soyunma odasına 50-42 üstünlükle gitti. Son periyot öncesi 8 sayılık farkı koruyan Valencia Basket sahadan 101-83 galip ayrıldı. 5 oyuncunun çift haneli skoru ettiği Valencia Basket'te 13 sayı ve 7 asistle oynayan Van Ressem öne çıktı. Türk Telekom 7. karşılaşmasında 4. mağlubiyetini alırken Valencia Basket 5. galibiyetini elde etti. Gelişmeleri aktardık. Hoşça kalın. Neslihan'a teşekkür edelim ve yerel gazetelerimize geçelim efendim. Yerel gazetelerden Akdeniz'le başlayalım, devam edelim. Akdeniz gazetesi diyor ki 1 milyar 100 bin avro nerede? Avrupa Sayıştay'ı uzmanlarından Benita Jacobsen, Türkiye'nin göçmenlere harcadığı 1.1 milyar avro tutarındaki paradan faydalananların listesini vermeyi reddettiğini açıklaması üzerine CHP konuyu meclise taşıdı. Yani Avrupa Sayıştay'ı diyor ki Türkiye'ye göçmenlere harcanan 1.1 milyar avro tutarındaki paradan faydalanan kişilerin bir listesini verin bize diyor. Türkiye'de vermiyor. İşte bu konuyu CHP meclise taşıyor. Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesinde diyor ki, Türkiye göçmenlere harcanıldığı belirtilen 1.1 milyar avro tutarındaki paradan faydalananların listesini neden vermedi? Bu para şu anda nerede? Acaba göçmenlere mi harcandı hakikaten, yoksa başka yerlere mi kaynak olarak gönderildi? Eğer göçmenlere harcandıysa ya da başka bir kişilere harcandıysa ne şekilde kullanıldı? Kim harcadı bu? Söylensin dedi haklı olarak ama söylenmiyor. Yani bu para göçmenlere mi harcandı, harcanmadı mı belli değil. Şimdi bu konu işleniyor işte Akdeniz'de. Diğer bir gazete Mersin. Katar VIP uçak göndermek yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni neden tanımadı? Rumlarla anlaşan Katar'a Çakır Özer'den tepki. Yine güzel bir konu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aman gazete kaydı, kaymasın efendim, tekrar getirelim yerine. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında CHP, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle petrol anlaşması imzalayan Katar'a hükümetin tepkisizliğini eleştirdi. Ya hakikaten güzel bir konu. Şimdi ya bu Arap devletleri ne zaman, yani nasıl desem, şimdi şöyle bir bilgi var, bakın inanmayan araştırabilir. Şimdi Kuveyt'te yaşayan insanların şekli şemali değişmeye başlamış. Yani bu fiziki yapıları değişmeye başlamış. Hakikaten değişmeye başlamış. Yani insan formundan çıkmaya başlamışlar. Hakikaten bakın, araştırın Google'da. Çünkü hiç çalışmıyorlarmış efendim. Hiç çalışmıyorlarmış. Yani ne evde yemek yapıyorlar, ne yatak topluyorlar, ne de dişlerini fırçalamayan insan bile varmış. Dişleri fırçalanıyor evet, ama
köle gibi çalıştırdığı Filipinli, Endonezyalı o genç kızlar, genç erkekler onların dişini fırçalıyor, yatağını topluyor, üstünü başını giydiriyor. Yani adamlar kendi üstünü başını bile giymiyormuş. Kendi banyosunu bile kendi yapmıyor. Yani kolunu elini bile kullanmıyor. Dolayısıyla kas yapıları değişmiş. Kemik yapıları bozulmaya başlamış artık Kuveyt'te yaşayan insanların. Tipleri bozulmuş. Yani insan formundan çıkmış. Farklı bir yaratık haline gelmeye başlamış. Yani bu milletin genetik özelliği midir nedir bunu bilmiyorum. Yani ne zaman yani akıllanacaklar? Ne zaman akılları başlarına gelecek bunların? Tarih boyunca gelmedi. Ne zaman gelecek? Yani çok doğru bir soru. Ya şimdi Suudi Arabistan veriyor parayı teröristlere. Hemen yanı başında Yemen'de insanlar ot yiyor, ot, ayakkabı yemeye başlamış insanlar. Hani Nazi zulmünü anlatan filmler var ya, orada insanlar hani deri montlarını parçalayarak yiyorlar ya gerçekte. Hani Charlie Chaplin de bunu espriyle dünya gündemine getirmiş. İşte postalını tencerede pişirip yiyor. Aynen öyle. Taş kaynatıyor Yemen'de insanlar. Her gün onlarca çocuk açlıktan ölüyor Yemen'de Suudi Arabistan yüzünden. Katar, Güney Rum kesimiyle anlaşma imzalıyor petrol için. Anlaşma imzalamak tanımak demektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni niye tanımıyor? Ya bizden de bir akla evvel çıkıp demiyor ki kardeşim ne oluyor? Demez. Ya emin olun başım ağrımaya başladı ya. Yani baş ağrılarına yakalandım ya. Ya ne kadar çok vatan haini varmış bu ülkede. Ne kadar çok vatan haini varmış bu ülkede ya. Ya anlayamıyorum ya. Ya nereden, ağaçtan mı düşüyor bu kadar vatan haini? Yani Anadolu'nun derelerinin, nehirlerinin kıyılarına mı vuruyor bu vatan hainleri? Nereden geldi bu kadar vatan haini ya? La ilahe illallah ya. Ya nedir yani bu kadar vatan haini nereden geldi bu topraklara ya? Acayip bir şey. Şimdi devam edelim. Diğer bir gazeteye geçelim. İttifakın adayı kocamaz mı diye soruyor Çukurova gazetesi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aralarında Mersin'in de olduğu bazı büyük şehirlerde işbirliği yapacağı iddia edildi. Kocamaz'a yakın kaynaklara göre teklif gelmesi durumunda Kocamaz'da ittifakın adayı olmaya sıcak bakıyor. CHP ile İYİ Parti'nin adayı acaba Mersin'de büyükşehir için Kocamaz mı? Olabilir mi? Olabilir. Yani Türk siyaseti açısından olabilir. Olabilir. İki parti açısından ya da Kocamaz açısından değil de yani temelde Türk siyaseti açısından olabilir efendim. Yani çünkü bu ülke yani petrol vardı da biz mi içtik, Oxford vardı da biz mi okumadık ya da ne bileyim dün dündür, bugün bugündür politikalarıyla bu zamanlara kadar geldi. Her şey mümkündür yani, her şey mümkündür. Türkiye'de her şey mümkündür. Hani dolmuşlarda yazardı bir ara. Mersin'de de bir dolmuşta, bir Osmaniye dolmuşunda yazıyordu. Burası Türkiye, her an her şey olabilir. Çok doğru, burası Türkiye, her an her şey olabilir. Şimdi diğer bir gazeteye geçelim. Gelelim İMC'ye. İMC diyor ki Gökçel'den şok iddia. İşte bu haber de çok önemli. Bu konuda çok önemli efendim. Tıp fakültesi hastanesi malzemenizi kendiniz alın öyle ameliyat ederiz ancak sizi demeye başlamış. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde ameliyat olmak için bekleyen hastalara malzemenizi kendiniz alın, öyle ameliyat ederiz cevabıyla karşılaştıklarını iddia etti hastaların. Konuyu meclis gündemine taşıyan Gökçel, sağlık hakkından, vatandaşın hayatından tasarruf ediyorlar dedi. Şimdi efendim, geride bıraktığımız aylarda Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsar'ı eleştiri almıştı. Yani şu kadar gelir elde ettik, bu kadar başarılı olduk şeklinde. Yani bir ticarethane mantığıyla üniversite hastanesine bakıldığını ortaya koyan açıklamalar yapmıştı ve kendisi eleştirilmişti. Ya burası kamu hastanesi, bir ticarethane değil. Tamam döner sermaye var, orada çalışanlar bundan pay alıyor. O ayrı bir konu. Ama ticarethane olarak bakılmamalı
hiçbir hastaneye bakılmamalı aslında ama hele hele bu hastaneye asla bakılmamalı. Üniversite hastanesi, araştırma ve uygulama hastanesi. Bir hastaneye ticarethane mantığıyla bakarsanız, ticarethane mantığıyla yönetirseniz kar etmekte olduğu gibi zarar da edersiniz. İşte bu durumlara düşersiniz. Gitmesin efendim, hiçbir vatandaş gitmesin üniversite hastanesine. Gitmesin. Yani şehir hastanesine gitsin, Toros Devlet'e gitsin, özellere gitsin. Gitmesin. Yani parasını verip de ameliyat olacaksa o parayı versin, o bir özel hastane kullansın, başka hastane kullansın o parayı. Yani o zelilliği, o eziyeti daha niye çeksin? Ha şimdi işte hani bir zamanlar diliyordu ya, hala diliyor. İnsanlar işte hastanede kuyruklar bekliyorlardı diye. İnsanlar hastanede yine kuyruk bekliyor efendim. Birisi bir randevu almak istediği zaman 3 ay sonrasına, 4 ay sonrasına randevu veriliyor. Geçmiş yıllardaki tek fark, önceden hastanenin kapısı önünde insanlar kuyrukta beklerdi. Ama şimdi evinde sırasını bekliyor. Çünkü doktora gözükeceği tarih belli, saat belli, hatta dakika bile belli. Onun için hastanenin önüne gitmeye gerek yok. Evinde bekliyor sırasını. Ya gün ola devran döne. Hani neydi, nasıl bir söz ezer o? Gün ola harman ola, bir de o hesap keser vardı. Nasıldı o? Biliyordum da unuttum. Nasıl? Keser döner, sap döner. Bir gün gelir hesap döner. Hesap döndü işte. Üniversite hastanesi battı, iflas etti efendim. Yani sargı bezini, neşteri, oksijen maskesini, o hasta önlüğünü sizden istiyor. Bugün yarın doktoru da sizden ister üniversite hastanesi. Oldu olacak der ki efendim, yani tıp bilginiz varsa gelin ameliyatı kendiniz yapın der. Yani bu da olur. Bu da olur. Şimdi diğer bir gazeteye geçelim. Ya gülüyoruz işte, ne yapalım. Yani alıştırdılar bizi böylesine olumsuz şeylere ya. Hakikaten yani. Diğer bir gazeteye geçelim. Güney'e gelelim. Güney diyor ki Akkuyu davasında bilirkişi raporuna tepki. Şimdi ayrıntısı neymiş, ayrıntısına bakalım. Mersin'den bir vatandaş adına Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ÇED raporunun iptali istemiyle, çevresel etki değerlendirme raporunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuran avukat Yeşim Dağ geçen ÇED iptal talebini reddeden Danıştay kararını, bu dava Türkiye'nin hangi şartlar altında bilirkişi raporlarının nasıl bilimsellikten uzak şekilde, nasıl eksik ve yanlış bilgilerle nükleer santral kurmaya çalıştığına yönelik dünyada örnek bir dava olarak kayda geçecektir demiş. Şimdi bir zamanlar konuyu hatırlamıyorum da şöyle söyleyeyim, yani nükleer santral değil de tabii ne diyeyim, yani bir nasıl bir şey söylesem, yani bir dere mi kirlenmişti, bir nehir mi kirletilmişti bir şeyle, kimyasal atıkla, fabrikadan mı sızmıştı, varil mi atılmıştı, onu tam hatırlayamıyorum. İşte bir bilirkişi heyetinin orada inceleme yapması gerekiyormuş. Bilirkişi heyetinde bir tane berber, yani erkek berberi, bir tane kadın kuaförü, bir tane de ayakkabı boyacısı vardı. Küçümsemek için söylemiyorum bunu. Kimyasal bir zehirlenme ile ilgili, yani bir kadın berberi, bir kuaför, yani bir erkek berberi, bir ayakkabı boyacısı nasıl bir bilgi sahibi olabilir? Yani hakikaten nasıl? Yani bu aynı dava. Yani Allah bilir burayı inceleyen nükleer santralde de konuyla uzaktan yakından alakası olmayan meslekten insanlar vardır. Vardır. Burası Türkiye. Her an her şey olabilir efendim. Diğer bir gazeteye, haberciye geldik. Haberci de diyor ki malzemeyi getir, ameliyatı ol. Aynı konuyu işliyor. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan mali kriz meclise taşındı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirdi. Getirdi. Ama getirdi, orada kaldı. Hükümet, Sağlık Bakanlığı bu konuya bir el attı mı? Ya da Mersin Üniversitesi Rektörlüğü bu konuya bir el attı mı? Milletvekilleri mecliste aman Allah'ım ne oluyor ya, böyle bir şey olur mu? Ne günlere kaldık? Nasıl kötü bir durum? Nasıl olabilir? Türkiye Cumhuriyeti'nde, vatanımızda, milletimizin gittiği bir hastanede nasıl bir hastane iflas eder, kamu hastanesi? Ve insanlardan nasıl sargı bezi, oksijen maskesi, hastane kıyafeti, işte
terlik, ilaçlar, iğneler, ne bileyim şunlar bunlar istenir deyip de milletvekilleri utandı mı sizce? Utandı mı? Milletvekilleri bunu halledebilmek için, Sağlık Bakanlığı bunu halledebilmek için harekete geçti mi sizde? Geçmedi. Niye geçsin? Ne gereği var efendim? Eski dönemdeki sevgili milletvekili, adını şu anda hatırlayamadım. Sayın Yıldırım'dan önceki meclis başkanı, adını hatırlayamadım şu anda. Efendim? İsmail Kahraman. Ha. Şimdi meclis restoranında vişneli tayfır listede görmüş. Bu ne demek demiş? Yasaklamış. Bunu meclis lokantasında istemiyorum demiş. Tuhaf bir ismi var demiş. O tayfır kalkmış, yerine vişneli muhallebi olarak geri gelmiş. Şimdi meclis lokantasında yiyiliyor. Şimdi efendim meclis lokantasında her şey ucuz tabii biliyorsunuz. Etli yemekler, sulu yemekler, tatlılar, tuzlular, pastalar, çay kahve ucuz. Millet besliyor milletvekillerini. Yani ayda bilmiyorum yani 20 milyara yakın maaş ödüyoruz. O artı o yetmezmiş gibi altlarına birer makam arabası çekiyoruz. Telefon paralarını ödüyoruz. Diş implant paralarını ödüyoruz 12 tane. Analarını, babalarını, çoluklarını, çocuklarını, eniştelerini, görümcelerini, eltilerini, kayınbiraderlerini ameliyat dahi parasız ettiriyoruz. Biz ettiriyoruz milletvekillerini. Artı bir de ceylan derisi ısıtmalı koltuklarda uyutuyoruz mecliste. Bir de meclis lokantasında da işte 50 kuruşa çorba, 1,5 liraya etli yemek, ne bileyim 1 liraya işte tatlı, 10 kuruşa, 15 kuruşa, hadi olsun 20 kuruşa çay kahve içirtiyoruz. Bir de erken emekli ediyoruz. Emekli olduktan sonra da gelip milyarlarca parayı hiçbir iş yapmadıkları halde cukka ortaya koyuyorlar. Bir de o yetmez üstü üstüne şimdilerde de başkanlığa adayım, yok şuradan adayım diye ortalarda geziyorlar. Biz onları gördüğümüz zaman önümüzü ilikleyip de sayın başkanım, sayın milletvekilim falan filan diye saygı gösterme derdine düşüyoruz. Nasıl olacak bu işler? Diğer bir gazeteye geçelim. Hakimiyete gelelim. Hakimiyette diyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 35 yaşında. Kutlu olsun, ilelebet yaşasın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacaktı efendim. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Diğer bir gazete Yeni Güney. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası İstanbul'a çıkarma yaptı diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Hamit İzol'la birlikte İstanbul'a giderek bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne katıldılar. Hayırlı uğurlu olsun. Umarız Mersin için iyi olur. Mersin kazansın, Mersin'deki insanlar kazansın, çalışanlar kazansın diyelim. Şimdi diğer bir gazete Akdeniz Postası diyor ki, MHP Anamur Belediye Başkan adayı Hidayet Kılınç oldu. Bu da kesinleşti. MHP Anamur'da Hidayet Kılınç'la yerel seçimlere girecek efendim. Yerel gazeteleri sona erdirdik. Son dakika gelişmesi var mı diye ona birazdan bakarız. Bize mesaj gönderen izleyicimiz, dinleyicimiz var mı diye şöyle bir bakalım. Tabii şu anda yok. Atatürk düşmanı bir arkadaşımız, vatan millet haini bir arkadaşımız göndermişti. Onun cevabını verdik. Onun haricinde de bir teşekkür vardı. O arkadaşımıza da teşekkür ettik. Şimdi geçelim. Ezel de oradan gülüyor. Umarım bana destek verdiği için gülüyordur. Şimdi geçelim köşe yazısına. Günün makalesi Kıymet Gökçe'den. Kıymet Gökçe, gazeteci. Halk sahiplenmeden olmaz. Mersin Narenciye Festivali bu yıl yeniden başlıyor. Nihayet bir yanlıştan dönülüyor. Mersin Narenciye'nin başkenti ise festivali de kentin gelişiminde en önemli dinamiklerinden biridir. Narenciye Festivali'nin 5 yılın ardından kaldırılıp bir köşeye atılması akıl almaz, anlaşılamaz bir adımdı zaten. Dolayısıyla bu yanlıştan dönülmesi kent adına, bu kentin yaşayanları adına çok olumlu bir adımdır.
Ancak festivalin geçmiş yıllardaki alışkanlıklarla ve aynı mantıkla yapılması, bırakın getireceği kazanımları, kent yaşayanlarının sırtına bir yük daha bindirecektir. Zira yurt dışından gelen gösteri grupları, konserler ve birkaç etkinlikle gerçekleştirilen festivalde halk eksikse harcanan onca emek, para ve karşılığındaki beklentilerin tümü havada kalır. Geçen hafta festivalin tanıtımı yapıldı. Peki Mersinlilerin kaçı bu festivalden haberdar oldu? Kentte bir heyecan dalgası oluştu mu? Kent yaşayanları sabırsızlıkla festivali beklemeye başladı mı? Sosyal medya Mersin Narenciye Festivali ile coştu mu? Festival heyecanı kent sınırlarını aştı mı? En azından komşu kentlerde yaşayanlar takvimlerine 17-18 Kasım tarihlerini işaretleyerek planlamalarını Mersin'e gelmek üzere yaptı mı? Halk festival alanında yerini almak için birbiriyle yarışıyor mu? Soruları uzatmak mümkün. Bu soruların birkaçına bile evet yanıtı alabiliyorsak, işin içine Mersin halkını da kattığımızı söylüyorsak başka sözüm yok yazmaya. Ama Mersin'le Adana arasında hiç bitmeyen tatlı rekabetti, Narenciye Festivali'ni bile komşu Adana'ya kaptırdıysa bu kentin yöneticileri, nerede hata yapıyoruz, nerede eksiğimiz var demeli ve şapkayı önlerine koyup düşünmeli. Kim ne derse desin, Adana Mersin'den sonra başladığı Portakal Çiçeği Festivali ile çoktan kent sınırlarını aşarak Türkiye gündeminde yerini aldı. Çünkü o festivalde Adanalılar bizzat festivalin göbeğinde yer alıyor. Ve bir karnaval havasında 7'den 70'e tüm Adanalılar caddelere, sokaklara akıyor. İğne atsan yere düşmez misali bu insan seli. Sadece onlar mı? Mersin, Hatay, Osmaniye, hatta Gaziantep'ten akın akın Adana'ya gidiyor insanlar festival için. Son bir ay sosyal medya yıkılıyor festival çağrılarıyla. Festivalin gerçekleştiği caddelerin her adımında bir başka renk karşılıyor sizi. Her taraf sarı, turuncu, yeşil narenciye renklerine bürünmüş. Çocuğundan yaşlı teyzelerimize kadar hemen her kadının başını narenciye temalı taşlar süslüyor. Adanalılar caddeler boyunca açmışlar standlarını, neşe içinde sahipleniyorlar festivallerini. Herkesin yüzünde kocaman gülücükler, bir coşku, bir neşe, bir heyecan. Peki ama Mersin neden bunu yapamıyor? Çünkü halk eksik. Kent yaşayanlarının festivali sahiplenmeleri eksik. Halka o coşkuyu, o heyecanı, o sahiplenme duygusunu verecek bakış eksik, duruş eksik. Sözün özü, halk olmadan olmaz, halk sahiplenmeden hiç olmaz. Kıymet Gökçe'nin kalemine sağlık, aklına sağlık. Hakikaten çok güzel bir konu ve yazı, Narenciye Festivali. Portakalın içerisinde yaşayıp da daha bir portakallı dondurma yapmayı bilmeyen insanların yaşadığı yerde Narenciye Festivali'nin düzenlenmesi de çok abes bir şey yani hakikaten. Yani sevgili basınla da ilgilenen bir muhasebeci beyefendi uğraşıyor Mersin'in bir limonata markası olsun diye. Çaba gösteriyor. Yani ne bileyim bir limonlu gazozu bile yok Mersin'in. Bir portakallı dondurmada markalaşılabilir yani böyle bir şey de yok. Yani ne bileyim bir turunç kabuğuyla yapılan bir reçel vardır. Bir tatlı vardır. Yani o bile üretilip de marka olabilirdi ama bunu bile becerememiş bir yer Mersin. Narenciye Festivali hakikaten yani Türkiye yani dünyanın her tarafından değil yani Mars'tan, Jüpiter'den, Plüton'dan gösteri grupları gelse ne olur? Yani Ay'dan gösteri grupları gelip de burada oynasa ne olur? Kıymet Gökçe'nin söylediği gibi, sevgili ablamın söylediği gibi yani Mersin'in bundan haberi yoksa, ilçelerinin, civar ilçelerinin bundan haberi yoksa sadece işte Adnan Menderes Bulvarı'nda 4000 tane Suriyeli 150'yi geçmeyecek, o da topu topu yarım saat orada duracak protokol üyesine festival yapılacaksa yapmayın efendim yani yapmayın yani. Yapmayın. İnter Mersin'e bakalım. İnter Mersin'de evet otobüs kazası yer alıyor değerli seyirciler. Mersin'de otobüs devrildi. Yolcu otobüsü İstanbul Mersin seferini yapan otobüs damlama mevkiinde yolun kaygan olması nedeniyle devrildi. 25 kişi yaralandı. 2 kişi araçta sıkışmıştı. Güçlükle araçtan çıkartıldı, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Ucuz atlatılan bir kaza diyelim.
Gelelim intermersin.com'da diğer bir haberimize. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Hal Köprülü kavşağında incelemelerde bulundu. Yetkili kişilerden bilgi aldı. Ve diğer bir haberimiz, festivalle ilgili az önce değindik. Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye, 5 büyükşehirin belediye başkan adayını açıkladı Mersin'le birlikte. Kimler onlar? Mersin'de Hamit Tuna, Adana'da Hüseyin Sözlü ve Manisa'yı açıkladı, Balıkesir'i açıkladı. O isimlere değinilmemiş burada. Erzurum'u açıkladı. Diğer isimler de mevcut belediye başkanları efendim. Ayrıntı tabii yer alıyor intermersin.com'da. Devam edelim. Az önce de aktardığımız gibi Mersin ile ilgili önemli projeler, Suriyelilere yönelik önemli projeler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı ödüller ve spordaki gelişmeler ayrıntılarıyla intermersin.com sitesinde yer alıyor. Festivallerle ilgili, tiyatro festivali ile ilgili, Mersin sinema, içel sinema festivali ile ilgili ayrıntılı bilgiler de yine intermersin.com'da diyelim. Ve bugün de içer gündemini buradan noktalayalım. Ayrıntılar gün içerisinde İçel TV ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında olacak. Bizde kalın, hoşça kalın efendim. Jungle.